Şimdi HDP Grubu adına Sayın Ali Kemal Oğuz. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet, alt komisyondaydık aynı zamanda. Çalışmaları orada da yürüttük. İtirazlarımızı dile getirdik. Tabii bunların en başında da burada yine gündeme getirilen ve konuşmacıların da söylediği gibi çevre örgütlerinin komisyona davet edilmemesi, yazılı sunulan görüşlerinde komisyon aşamasında herhangi bir işe yaramaması, yani dikkate alınmaması meselesidir. Bunlara ayrıca konuşmamda değineceğim. Bu kanun enerji ve maden şirketlerine imtiyaz, doğaya talan, halka fatura demektir. Kanun teklifiyle enerji ve maden şirketlerine verilen imtiyazların halka daha yüklü faturalar getireceği söylenebilir. Yapılmak istenen değişikliklerin büyük bir bölümü enerji ve maden şirketlerine daha fazla imtiyaz ve çeşitli hak ve muafiyetler getirirken kamunun yetkilerini ve denetim sorumluluğunu azaltmaktadır. Enerji ve maden şirketlerinin çıkarlarını değil, ekolojik sistemi gözeten, halktan yana enerji ve maden politikalarının uygulanmasını istiyoruz. Yani kanun böyle bir kanun olmalıdır. Söz konusu kanun teklifi, KDV kanunu, maden kanunu, doğalgaz piyasası kanunu, kamu ihale kanunu, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanıma ilişkin kanun, elektrik piyasası kanun gibi birçok kanunu, yani toplamda 8 kanunu da değişiklik öngörüyor. Kamu olacaklarına ilişkin getiren bazı düzenlemeler kamu gelirinin azaltılmasına yol açıyor. Yetki ve sorumluluklar büyük oranda uzman bakanlıklardan alınıp Cumhurbaşkanlığına veriliyor. Kanunda yapılan değişiklikler ve sonuçları üzerine de şunları ifade edebilirim. 3213 sayılı Maden Kanunu'nda yapılmak istenen değişiklikler ile ruhsat süresi dolmuş ve uzatma başvurusunu yapmış ancak henüz ruhsatı yenilenmemiş olan firmalara bakan onayı ile onay tarihinden itibaren 12 aya kadar ruhsatsız olarak faaliyetlerine devam hakkı veriliyor. Bu düzenleme ile bir yıldır henüz ruhsatı uzatılmamış olan Kaz Dağları'nda faaliyet yürüten Kanadolu Alamos Gold firmasına özel izin çıkartılacağı da hususu kamuoyunda çokça tartışıldı, dile getirildi. Bunu da buradan tekrar ediyoruz. Ruhsat bedellerini Ocak ayında zamanda yatırmamış olan firmalara ödeyecekleri bedeller azaltılıyor. MAPEK tarafından şirketlere yapılacak ödemelerden önce şirketlerin varsa borçları düşülürken ve borcu yoktur belgesi aranırken düzenlemeden sonra borcu yoktur belgesi istenmeyerek borçlu şirketlerin devlete ödemeleri gereken borçları takip edilmez hale getirilerek devlet gelir kaybına uğratılıyor, şirketler korunup kullanıyor. Rödevans sözleşmeleri kapsamında yapılan devirlerde önceki tüm haklar aynen yeni devir alana geçiyor. Şirketlerin madencilik faaliyetleri arasında mücavir alanlara taşma durumunda TCK kapsamında işlem yapılmaktayken yeni değişikliğe ruhsat sahası dışındaki mücavir alanlara taşması halinde işlem yapılmaması getiriliyor. Ruhsat sahası ve çet izni alanları ve işletme izin alanları farklı kavramlardır. Şirketler ancak işletme izin alanları, çet izin alanları içerisinde tanımlanmış madencilik faaliyetlerini yürütebilirler. Ruhsat alanlarının tümünde madencilik faaliyetinde bulunamazlar. Ama bu yasayla çet alanı dışına, kendi faaliyet alanı dışına taşması halinde de ona müsamaha gösteriliyor. Herhangi bir ceza işlem yaptırılmıyor. Şimdi bu maden hususuyla ilgili şunları söyleyeceğim. Yani burada alt komisyon aşamasında da çevre örgütlerinin komisyona davet edilmesi gerektiğini söylediğimizde burada çevre örgütlerini ilgilendiren bir kanun olmadığı söylenmişti. Biz de buna yönelik itirazlarımızı dile getirmiştik. Şimdi bir kısmını tekrar etmek istiyorum. Yani bu kanunun çevre örgütlerini ilgilendirmediğini söylüyoruz. Şimdi şu harita daha geniş bir şekliyle düzenledik, aldık, yaptık. Bu harita Kaz Dağları yöresindeki madencilik faaliyeti. Şimdi burada görmüş olduğunuz sadece şu beyaz alanlar, işte biraz sahil kısmında bir de şöyle kenarlık kısımlardaki beyaz alanlar hariç burada görmüş olduğunuz gri dahil bütün renkli alanlar maden sahası ilan edilmiş Kaz Dağları için. Bu yani durum bu. Şimdi burası bu çevre örgütlerini ilgilendirmiyor deniliyor yani. Durum bu. Şimdi bu maden yasası her haliyle çevre örgütlerini ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Sadece çevre örgütlerini değil. Bütün insanlığın tamamını ilgilendiriyor. Sadece Türkiye'de değil ya, bütün coğrafyada, bütün dünyada yaşayan bütün herkesi ilgilendiriyor. Çünkü bu
alanlar kimsenin şahsi mülkiyeti de değildir. İnsanlığın ortak değerleridir. Bir ekosistemdir ve bütün canlıların ortak alanıdır. Buradaki toplam ruhsat alanı yani 1.294.335.000 hektar yani. Böyle bir şeyden bahsediyoruz yani. Şimdi bunları tabii detaylandırabiliriz. Yine ormanlık alanlardaki ruhsat alanlarını böyle görebiliriz bu şekilde. Bunlar da ormanlık alanlardaki ruhsat alanları göreceğimiz şekilde. Yine çalışma alanları, işte ormanlık alanlarla ilgili yine benzer bir haritada burada. Demin aslında ilk gönderdiğim harita bunun tamamını kapsıyor. Bu da Muğla ile ilgili örneğin. %59'u maden için ruhsatlandırılmış Muğla'nın. Yani %59'u. Ya bu sadece Kaz Dağları'nda, Çanakkale'de, Balıkesir'de ya da Muğla'da değil. Türkiye'nin birçok yöresinde, birçok bölgesinde bütün bu alanların hepsi şu anda bu şekilde. Ve kurulan maden holdingde bunu şöyle tanımlayabiliriz. Yıllardır uygulanan yanlış politikalarla Etibank, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Karadeniz Bakır İşletmeleri, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu gibi uzman ve deneyimli kuruluşlar yok edilip içi boşaltılarak etkisizleştirirken yeniden maden holding kuruyoruz meselesi inandırıcı bir şey değildir. Hayal satmaktır. Ya da asıl amaç özelleştirme yöntemiyle aktarılacak kaynak kalmadığından kamu özel sektör işbirliğiyle yandaşa kaynak aktarmak olarak değerlendirmemiz yanlış olmaz. Maden meselesindeki itirazımızı burada maddelerde de sürdüreceğiz ve bu konuyla ilgili gereken hassasiyeti gösterilmesini de talep ediyoruz. Çünkü bu mesele hakikaten bir muhalefet ya da iktidar meselesi değil. Hepimizin ortak yaşam alanlarıyla ilgili bir meseledir. Şimdi yine bu kanunda 3065 sayılı katma değer vergisi kanunda yapılmak istenen değişiklikler ile 4646 sayılı doğal gaz piyasası kanunun ek bir maddesi kapsamında yapılan devirler KDV'den muaf tutuluyor. Getirilen bu değişiklik devirlerin KDV'den istinad tutulması vergi kaybına yol açacak. Burada yine şirketlerin düşünüldüğünü, vatandaşın düşünülmediğini ifade etmek gerekir. 4646 sayılı doğalgaz piyasası kanunda yapılmak istenen değişikliklerle üretici tanımı genişletilmekte, yerli üreticilere doğrudan dağıtım şebekesine bağlanma ve satış olanağı sunmaktadır. Organize toptan gaz satış piyasası kurulmaya çalışılmaktadır. Bunu destekliyoruz. Yani bu önemli bir durumdur. Türkiye'de üreticilerin, hatta Avrupa'da ben şöyle bir şey görmüştüm bir Almanya'daydı sanırım gittiğim bir ülkede. İnsanlar evlerinin üzerinde çatılarda bu sistemleri kurmuşlar. Hem kendi elektriklerini, evlerinin ihtiyacı olan elektrikleri üretiyorlar ya da fabrikalarında bunu yapıyorlar. Yani evlere dahi inmiş durumda bu durum. Evlerin üzerlerinde kendi elektriklerini üretiyorlar. Kullanmadığı zamanlarda da bunu sisteme, yani oradaki sisteme satabiliyorlar. Böylelikle aslında her bir ev aynı zamanda elektrik üreticisi oluyor. Hem maliyet açısından önemli bir kazanım elde ediliyor, hem de ülke ekonomisi açısından da önemli bir kazanım elde ediliyor. Bunun önünü açacağını umut ediyoruz. Tabii bu tek başına bu maddeyle yeterli değil. Aynı zamanda bununla ilgili yüksek maliyetlerin de, yani bu işletmelerin yani evlerin üzerinde bu tür testlerin kurulabilmesi konusundaki çeşitli maliyetlerin de ve bürokratik engellerin de ortadan kaldırılması gerekir ki bu kolaylıkla yerine getirilebilsin. Üretim şirketleri iletim lisansı almadan doğrudan dağıtım hakkına bağlantı yapabilecekler. İhracat şirketleri iletim lisansı almadan satış yapabilecekler. Belediyeler meclis kararı ile imar planı olmayan yerlerde ve yollarda doğalgaz dağıtım hatlarının yapılmasına olanak tanıyacak. Hatların değişmesi gerektiğinde bunlarla ilgili masrafların bazıları belediyeler tarafından yapılacak. Organize doğalgaz satış piyasasının güçlendirilmesi, doğalgaz tedarikinde sıkıntı yaşanmaması için bir veya birden fazla lisans sahibinin son tedarikçi olarak yetkilendirilmesi amaçlanıyor. Yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye'deki şubelerinin bulunduğu yerlerde söz konusu şirketler tarafından işletme konuları, ticaret ünvanları, sermayeleri ve ortak payları ayrı kalmak suretiyle özel hukuk hükümlerine tabi olmak üzere Cumhurbaşkanı kararıyla ayrı birer şirket kurulabilecekler.
Bu şirketlerin ortaklık yapılarının değişmesine, yeni şirket kurma ve ortak olmasına Cumhurbaşkanı izinle karar verecek. Yurt dışındaki şirketin mal varlıklarının devre esnasında vergi, harç ve benzeri şeyler ödenmeyecek. Bu şirketler devlet ihale kanunu, kamu ihale kanunu, Türk Ticaret Kanunu, kuruluş tescil, nakdi sermaye ve kanun yedek akçeye ilişkin tüm hükümlerinden, personel alımına ilişkin mevzuat döneminden muaf tutulacaklar. Söz konusu şirketlerin bu durumda her türlü denetim mekanizmasından ve yükümlülüklerinden uzak şekilde Türkiye'de faaliyette bulunması sağlanmış olacak. 4734 sayılı kamu ihale kanunu yapılmak istenen değişiklikle BOTAŞ'ın her türlü doğalgaz alım ihalelerinin 4734 sayılı kamu ihale kanuna tabi olması ortadan kaldırılmak istemektedir. Bu durum ihalelerde denetimsizliği getirecektir. TPAO'ya denizlerdeki faaliyetlerinde kamu ihale kanunuyla tanınmış çeşitli muafiyetlerin BOTAŞ'a ve kurdukları şirketlere ve ortaklarına da kararlarda bir sürü faaliyet için de sağlanması hedeflenmektedir. 5346 sayılı yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanunda yapılmak istenen değişiklikler ile 5346 sayılı kanunun tanımlar ve kısıtlamalar başlık 3. maddesinde tanımlanan biyokütle tanım içerisinde yer alan atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünler ifadesinin madde metninden çıkartılması gerekmektedir. Bu genel tanımın yönetmeliğe girmesi durumunda lastiğin pirolitik işlenmesi sonucu oluşan yağ ve benzer ürünlerin biyokütle içinde kullanılması sonucu doğuracak. Ayrıca belediye atıkları çöp gazı dahil ifadesinin belediye alanlarının atık yönetimi yönetmeliğinin ek 4 listesinin 8 kodlu işaretli atıklar şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir ki onu da detaylı maddede açıklayabiliriz. Belediye atıkları kavramı çok geneldir. Ayrıca çöp gazı yerine bu tip atıkların metanizasyonu sonucu oluşan gaz ifadesi daha doğru bir teknik tanımlama olacaktır. Alakasız bir şekilde geri dönüşüm adını taşıyan atık lastiklerin işlenmesi, yekleme edilmesi başlı başına bir skandaldır. Adrese teslim bir maddedir. Rant için yapılmaya çalışılan bir maddedir. Burada bir şekilde yekleme ile bağlantı kurup yandaşa para aktarma yöntemidir. Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünler ifadesinin yenilenebilirlik kavramıyla çelişmektedir. Bu maddenin işlenmesi halinde pek çok çevresel ve sağlıksal sorun ortaya çıkacaktır. Nehir tipi ve kapasitesi 15 kilometre karenin altındaki rezervuar tipi HES'ler ve gelgit dalga akıntı ile elektrik üreten tesislerde yek destekleme mekanizmasından yararlanabilecekler. Güç sınırlaması yapılmamış olduğundan bu durum büyük kurulu güçteki üretim şirketlerine kaynak aktarmanın başka bir yolu olarak kullanılacaktır. Bu da tarifelerde artışa yol açabilecek ve vatandaşımızı mağdur edecektir. 2019 yılında yekten yararlanan her 10 santralden 6'sı HES'ti. Her 10 megawatt kurulu gücün 6 megawatt ise HES şirketi idi. Şimdi Araklı, Ordu, Giresun, Trabzon'da yaşanan sel felaketlerinin nedenini sadece yoğun yağışa bağlamak doğru olmaz arkadaşlar. Bu da doğru değildir. Şimdi şu haritada işte Karadeniz bölgesinde, Doğu Karadeniz bölgesindeki HES'lerin durumunu görüyoruz. Bütünüyle yani neredeyse Pınarbaşı kalmamış yani. Hani bırakın dereleri, çayları, Pınarbaşlarına kadar HES yapılmaya başlamış. Şimdi bunlar hem doğayı tahrip ediyor, hem dengeyi bozuyor, hem de orada tarım yapan, hayvancılık yapan insanları da mağdur ediyor. Ya da işte Doğu Karadeniz'de çok sıkça rastladığımız sel felaketlerine de ön açıyor. Şimdi bu HES'lerin şöyle deniyor, HES'lere tanınan bir imtiyazla HES'lerin sayısı arttırılıyor. Ülkede işte Enerji Bakanlığı HES'ler için yakıt maliyeti yok ve işletmesi ucuz diyor. Yani bedavaya yakın bir elektrik ürettiği söyleniyor. Dolayısıyla elektriğin piyasada ucuz olması gerekir bu durumda. Elektriğin 2019'da piyasa fiyatı 26.8 kuruş civarındaydı. Benzer şekilde elinde HES'ler de olup ama aynı zamanda kömür çıkartıp elektrik de üreten EÜAŞ'ın toplam satış fiyatı 21.3 kuruş kilovat saatiydi. Ama yeklem sayesinde HES'ler ne 26.8 kuruş ne de 21.3 kuruştan ucuza elektrik satmadı.
onların 41 kuruş gibi pahalı bir fiyattan sattılar. Yani hep fiyat elektrik böyle satıldı. Yani 21.3 kuruşa ucuz olması gereken bir enerji türü 41 kuruştan pahalı gelir elde edilince sadece 2019 yılında bu yolla şirketler 7 milyar lira üzerinde fazla para kazandılar. Yani vatandaşa yansıyan bir durum olmadı. Buradan sadece şirketler daha fazla para kazanmış oldu. 2019 yılında YEKDEM için ülkenin cebinden 38 milyar lira para çıktı. Peki bu HES'ler, RES'ler ve bu resme eklemeye başlanan biyokütle santraller için şirketlere verilen teşvik ne kadar? Bakanlığın açıklamasına göre 2019'da YEKDEM ile verilen teşvik 25 milyar lira olduğu söyleniyor. Yani abone başına 625 lira. Yenilenebilir enerji üretim tesisleri için kira ve benzeri indirimleri lisans tarihinden itibaren başlaması ve kapsamının 2025 yılına kadar uzatılması da öngörülüyor bu yasayla. 2020'den sonra işletmeye geçecek GES, JES projelerinin de katkı paylarını EİAŞ'a ödenmesi sağlanacak. Katkı payı tutarlarının belirlenmesinde hangi mevzuatın esas alınacağı da belli değil. 5686 sayılı jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular kanunda yapılmak isteyen değişiklikler ile jeotermalde seracılık, kaplıca ve benzeri ve idare payı hesaplanırken usulsüzlük tespit durumu için ceza düzenlenmiş. Ceza tutarı 100 bin ile 500 bin arasındadır. Üçüncü kez usulsüzlük tespit halinde ruhsat iptal edilmektedir deniliyor. 100 bin liralık alt sınır olan bir ceza küçük işletmeler için oldukça ağır bir cezadır. Bunu alt komisyonda da konuşmuştuk. Bir öneri sunacaklardı. Burada o öneriyi bekleyeceğiz. Elektrik üreten bir tesisle bir köy kaplıcası aynı kefeye konulmamalıdır. İşletmenin cirosu veya kullanılan ısı miktarıyla orantılı bir ceza düzenlenebilir. Jeotermal alanların ihalelerinde ihale bedelinin bir yıl içerisinde taksitle alınması sağlanarak alanların satışının kolaylaşması amaçlanmaktadır. Bu durumu jeotermal alanların ihale sürecini hızlandıracak, jeotermal enerji santrallerinin sayılarının artmasına yol açacak. Özellikle Manisa ve Aydın'da, Çanakkale, Gülpınar ve Tuzla'da doğaya ve tarım alanlarına bölgede yaşayan halka ciddi bir anlamda zarar veren jeotermal enerji santrali de daha da artacak durumdadır. 6446 sayılı elektrik piyasası kanununda yapılmak istenen değişikliklerle enerji piyasasında tekelleşmeyi önlemek ve takip için lisans sahiplerinin hissedarlarının lisansa derc edilmesi mevcut uygulamasından vazgeçilmektedir. Tekelleşmeyi izlemenin farklı bir şekilde yürütüleceği belirtilmektedir. Gerekçe bürokrasiden kurtulmak olarak açıklanmaktadır. Ancak bu durumda haksız rekabeti ve tekelleşmeyi izleme zorlaşacaktır. Bu haliyle şirketlerdeki sermaye payı değişikleri kamu bilgi ve denetimine kaçırılmış ve şeffaflık ilkesi de ihlal edilmiş olacaktır. TİAŞ'ın yetki ve görevleri düzenlenmiş, iletim sisteminin normal işletme koşulları içerisinde işletilmesiyle işletme güvenliği ve bütünlüğü içerisinde risk oluşturan durumlara ilişkin olarak bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenen sistem kullanım ihalelerinin takibi yapmak, ihlal durumu tespit edilen tüzel kişilere sistem kullanım anlaşmasında düzenlenen cezai şartlar ve diğer yaptırımlar uygulamak yetkisi getirilmiştir. Lisans ve ön lisans sahibi şirketlere TİAŞ'a gerek kalmadan dağıtım şirketlerine doğrudan bağlantı yapabilme hakkı verilmektedir. Dağıtım şirketlerinin 154 kW gerilim seviyesinde tesis kurma hakkı kaldırılmıştır. Dağıtım şirketlerinin bakanlık tarafından yapılan denetimlerinde görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşlara ait denetim elemanlarının giderilmesiyle denetime ilişkin her türlü masrafların bakanlık bütçesine dahil edilmesi öngörülmektedir. Dağıtım şirketlerinin denetim giderleri kamuya yüklenmektedir. Enerji yatırımları için ihtiyaç duyulan taşınmazların temininde üreticiler için EPDK dağıtım şirketleri için TEDAŞ yetkilendirilmektedir. Madde gerekçesi bürokrasiyi azaltmak olarak gösterilmektedir. Üretim tesislerinde kamulaştırma işlemleri Maliye Bakanlığı'ndan alınarak EPDK'ya verilmektedir. Üstelik yapılan düzenlemeyle EPDK'nın kararı kamu yararı yerine geçecek ve başta kurumdan kamu yararı kararı almaya gerek kalmayacaktır. Hiçbir makamın onayına tabi olmayan bu düzenlemeyle kamulaştırma kanununun 6. maddesindeki kamu yararı kararının onaylanmasına dair prosedür atlanmış olacak. Aynen. Çabuklaştırma, basitleştirme gerekçesiyle kamu yararını tespitine dair denetim mekanizması ortadan kaldırılmaktadır. Kamu yararına hizmet etmeyen, sermayeyi önceleyen kamulaştırma işlemlerinin hızlı ve denetimden uzak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölgeler arası tarife farkının gidermek amacıyla hazırlanan
fiyat eşitleme mekanizması ve ulusal tarife 2025'e kadar uzatılmaktadır. Bakanlık tarifeleri arttıran kayıp ve kaçakların önlenmesi ve tarifelerin aşağı çekilmesi konusunda gerekli teknik çalışmaları acilen yapmalıdır. Vatandaşın elektrik faturaları ciddi anlamda yüksektir ve ödeme güçlüğü çekilmektedir. Ayrıca bu kayıp kaçaklarla ilgili diğer arkadaşlar da konuştu. Oranların kimi yerlerde çok düşük olmasına rağmen oraların özellikle hedef gösterilmesi başka sorunlara da neden olmaktadır. Son zamanlarda özellikle Urfa bölgesinde tarımı engelleyecek bir takım elektrik kesintileri de haksız bir şekilde yapılan elektrik kesintileri de kamuoyuna çokça yansımış ve Urfa bölgesinde özellikle üreticiyi çok ciddi mağdur eden sonuçlara da yol açmıştır. Covid nedeniyle yetkilenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin lisans ve ön lisanslarının sonlandırmak istemeler halinde teminatların iade edilmesi sağlanması istenmektedir. Kamusal kaynakları kullanan ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirketlerin oluşturduğu kamu zararı göz önüne alınmalıdır. Şirket teminatlarının olduğu gibi iade edilmesi kamu zararına yol açabilecektedir. Enerji ve maden şirketlerinin çıkarlarını değil, ekolojik sistemi gözeten halktan yana enerji ve maden politikalarına dönüştürülmesi gerekmektedir ve kanunda bu şekilde oluşması gerekmektedir. Şimdi özel bir toplumsal bir soruna konu olan bir meseleyi de bu kanun görüşürken dile getirip tamamlamak istiyorum. Bu elektrik meselesi, enerji piyasası kurulu meselesi üzerinde bir ibadethane meselesi var. Bu da şu, çok ciddi bir şekilde şu anda Alevilerin ibadethanesi olan Cemevlerinde elektrik meselesinden dolayı çok ciddi sorunlar yaşanmakta ve bu konu mahkemelikte olmaktadır. Bu nereden oluştu onu da söyleyeyim. Burada 2003 yılında yani daha önceden imar kanunda bir yerin imar planlanırken cami yeri ayrılır denilmekteydi. Daha sonra bu 2003 yılında yapılan değişiklikle cami yerine ibadethane tanımı getirildi. Ancak bu değişiklikten önce 2002 yılında Bakanlar Kurulu kararı enerji aboneliğinde indirim tabi yerler tarif ederken 2002'ye 4100 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ikinci maddesi F fıkrasında ibadethane tanımını yaptı. Burada ibadethaneler cami, mescid, kilise, havra olarak belirlendi. Yani cemevleri bu işe içerisine sokulmadı. Ve dolayısıyla özetle geçeyim yani çok uzatmadan. Yani şu anda 14.3.2013 tarihli ve 6446 sayılı elektrik piyasası kanunun geçinci 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan oradaki ibadethane ibaresindeki cami, mescit, kilise, sinagog, havra ve benzeri ibadet yerleri şeklinde yani değiştirip buraya cemevinin de eklenmesi gerekiyor. Yani buraya cemevi eklenmediği sürece cemevleri bu kanundan faydalanamıyor ve bu hem Danıştay'da hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitti bu durum. Alevi kurumları bunu götürdü ve orada hem Danıştay'da hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davalar kazanıldı. Bütün bunlara rağmen hala bu işletilmiyor, hala kullanılmıyor ve buradan kaynaklı olarak da Alevi toplumu ve cemevleri böyle bir sorunu yaşamaya devam ediyorlar. Bu vesileyle bunu da burada gündeme getirmek istedim. Teşekkür ederim.